Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle bir alışveriş videosu paylaşacağım. Şurada bir iki makyaj ürünüm kalmış. Onları kaldırıyorum bir yandan da. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Uzun zamandır video gelmiyordu. Yani bilmiyorum, bugün 2 ya da 3 video çekeceğim totalde. Hangisini önce yüklerim emin değilim. Bu arada o şaka şaka duyduğumuz sesler, kahvemi karıştırıyorum. Onun sesleri. Şurayı da kapatalım, gözükmesin bari bu videoda. Öncelikle şunu göstereyim. Trendyol alışverişimden aldım. Daniel Klein'in şu saati. Ben tabii ki çoktan açıp nasıl göstereyim, biraz parlıyor. Şöyle iyi sanırım. Çoktan tabii takıp kullanmaya başladım. Çünkü gerçekten sevdiğim bir saat oldu. Bu tarz bir saat arıyordum. Baktım indirim kuponum falan da var. Alayım dedim. Sonra bir gratis'e uğramıştım işte. Onda şu 106 Silence Speed'lerden Biolis'in bu rujunu aldım. Bunu bugünkü makyaj videomda kullandım. Ortalarda o var. Şu an pembe gibi gözüküyor biraz ama tam pembe değil aslında. Böyle şeftali tonu. Aslında şu gördüğünüz ton. Ama dudak renginiz açıksa ve ten renginiz benden bir tık daha açıksa ve hani aşırı beyaz tenliyseniz de sarışınsanız size daha çok yakışacaktır. Daha koyu tenlerin dudağında çok belli olacağını düşünmüyorum. Bir diğeri de şunu da şöyle etrafına sardım ki ismi kaybolmasın diye. Bu Biolis'in fixitlerinden, bu kaş nesi olarak geçiyordu bu? Vallahi adını hatırlayamadım. Ha, kaş pomadı. Bu da 188 Ebony isimli rengiymiş. Bunu aldım. Rengini çok beğendim. Hani en koyu renk olsun istiyordum. Çünkü saçlarım siyah olduğu için kaşlarım da siyaha yakın bir renk. Çok güzel oldu. Çok doğal durdu. Hani sadece fırçasının bir tık daha sert olmasını beklerdim sanırım. Sonra eShop'tan yapmış olduğum bir alışveriş. Hani bu %50 indirim falan olmuştu ya. O zaman bu ojeyi almıştım. Bu da 316 numaralı oje. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Neyse, ben videonun içine veya aşağı kutucuk kısmına yazarım. Bir diğer aldığım şeyi unutmuşum. Onu da hemen alıp geliyorum. Bir saniye. Merhaba arkadaşlar, geldim. Bir diğer aldığım ürün ise bu Face Lab'in leke karşıtı serumu. Daha önce şey kullanmıştım, Vioni'nin sayfasından almıştım ama adı neydi hatırlayamadım. Neyse, bir taneler videosunda göstereceğim. O serumdan memnun kaldım. Ciltten cildime iyi geldiğini düşünüyorum. Yani alın bölgemde şuralarda falan çok fazla sivilce izim var, onları geçirdi. Sadece birkaç tane böyle çok eskiden kalanlara iyi gelmedi, onu söyleyebilirim. Bunu kullanıyorum ama hani bunu kullanmadan önce de bir tık minik minik böyle sivilcelerim vardı çene bölgemde. Bunu kullandım, yine var. Yalnız anti bilemiş olduğunu falan söyleyen bir serum ama bilmiyorum, bende mi işe yaramadı, bana mı iyi gelmedi. İçeriğinde niasinamid falan var. Başka ne var? Glikolik asit, laktik asit falan varmış. Parfümde bulunduran bir içerik. Parfüme karşı cildiniz alerjik reaksiyon gösteriyorsa birkaç kez daha düşünün derim. Bilmiyorum. Kullanan varsa, eğer memnun kaldıysanız yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bunları eShop'tan almıştım. Sonra yine bir Trendyol alışverişi sırasında şu ikisini aldım. Notun BB kremini aldım. Ben 500 rengini aldım ama bana koyu oldu. 300 ya da 200 rengi daha iyi olacaktı sanırım. Concealer'ın da 01 rengini aldım. Bu gayet uyumlu oldu. Kapatıcılığı güzel. Ucunu da göstereyim size. Ucu böyle metal olduğu için sürerken böyle sanki serinlik hissi veriyormuş gibi oluyor. Onu da beğendim. Ama BB krem hem rengi koyu oldu hem de bir tık koyulaştı gibi oldu. Onu başka fondötenleri kullandığımda bir sıkıntı yaşamadım gibi ama onu söyleyeyim yani. Dikkat edin. 500 rengi olmasına rağmen çok açık. 1, 2 ve 3 numarası ne kadar koyudur onu hiç bilemiyorum. Şunları bir AVM alışverişim sırasında almıştım. Bargello'dan. Bunlarda bir kampanya vardı. Bir tanesi normalde 55 TL ama iki tane aldığınızda 90 TL falan ödüyordunuz. O indirim hala geçerli mi emin değilim. Bu bir tanesi 320 numaralı şeyi, parfümü. Bunlar EDP olarak geçiyor bu arada. Ama hangi parfüme muadil olduklarını şu an net hatırlayamayabilirim. Yok. Birisi şu Sexy Amber parfümüne muadildi sanırım, öyle hatırlıyorum.
Bu 254 numara neydi ya? Ha bu tamam hatırladım. Bu da Lancôme Idole muadildi. 254 numara bu da. Bunları da tabii ki hemen kullanmaya başladım. Çünkü bir tane parfümüm vardı. Onu yine bitenlerde göstereceğim. Onu bir senedir falan kullanıyordum. Yanında da şöyle kocaman bir gratis şeyi var. Kargosu var. Bunu da internetten söyledim. Bu başka bir indirim vardı. Morphos ve işte neydi? Nasrita ürünlerinde olan bir indirimdi. Onu da oradan aldım. Yalnız şunu söylemeliyim. Neydi? AGT miydi? Emin değilim. Bir kargo ile çalışmaya başlamış gratis. Önceden sanırım PTT kargo getiriyordu. PTT kargo bildiğiniz gibi aşırı geç getiriyor. En az bir hafta falan beklemeniz gerekiyor. Bu kargo 2 günde falan geldi sanırım. Hani böyle resmi tatile denk gelmesine göre bence çok hızlı geldi. Ama şunu yalnız hemen size göstereyim. Şu köşeyi görüyor musunuz? Burası böyle kırık geldi ama hani fırça zarar görmemiş. İçinde kırılacak bir ürün olsa kırılabilirdi de. Hani çünkü köşesi ezilmişti kutunun. Onu da size göstereyim neresinin ezildiğini. Şu köşesi. Şurayı görüyorsunuz. Şurası şöyle ezik yani. Maalesef ezik geldi orası. Allah'tan içinde kırılacak bir şey yokmuş. Ya da işte aldığım diğer şeyler falan patlamamış. Bu Nasrita'nın kaç numaralı fırçası? 287 numaralı. Bu eğik açılı fondöten fırçası. Bunu uzun zamandır görüyordum. Çok kişi de öneriyordu zaten. Alıp bir denemek istedim o yüzden. Hemen bir diğer ürünümüze geçelim. Bu da Morphos'un Collagen Hair Mask isimli maskesi. Yalnız bu ürünleri kullanmak için hani birçoğunu kullandım tabii ki ama kullanmadıklarım falan da var arada. Bunu kullanmak için hani videoyu çekmeyi falan bekledim. Yoksa kalıyordu hani burada. Birazcık da tembellik ettim sanırım. Bunu da kullandıktan sonra yorumlarımı size paylaşırım. Bu da bayağı uyguna denk geliyordu. %50 indirim vardı. Kocaman bir maske yani 500 ml. Uzun süre yeter diye düşünüyorum. Sonra güneş kremim çok az kaldı bitmek üzere. Bu sene hani geçen senelerde olduğu gibi salmadım. Bir tane güneş kremi alıyordum. Mesela sivilce yaptı diye başka almıyordum. Bu sene ona daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Her gün sürüyorum yani evdeysem bile güneş kremi mutlaka uyguluyorum. Bir diğer aldığım güneş kremi ise Hada Labo Tokyo'nun bu 50 SPF High Protection UVA ve UVB ışınlarından koruyormuş. Tabii bir de söyleyebilseydim hızlı konuşacağım diye kelimeleri yutuyorum. İşte bu şeyini aldım. Hyaluronik asit ve pantenol içeriyormuş. Bunu da henüz kullanmadım. Elimdeki ürün bitince buna geçeceğim. Bakalım umarım memnun kalırım. Bu da gördüğünüz gibi kocaman 200 ml bir ürün. Ah, konuşmaktan yoruldum. Neyse bir yudum kahve içeyim. Ondan sonra son ürünüme geçiyorum. Bu da Morphos'un Barcelino isimli bir saç yağı. Bitkisel saç bakım yağı diye geçiyor. İçerisinde bir sürü yağ varmış. İşte ısırgan yağı, badem yağı, zeytinyağı, soya, hindistan cevizi, buğday, defne, jojoba, çam, tereventin. Yoruldum. Çörek otu, susam, fındık, ayçiçeği, cevizi, avokado yağı içeriyormuş. Onlardan varmış içinde. Bu da normal bildiğimiz panten gibi, elsev gibi böyle 100 ml'lik bir ürün. Ama şöyle göstereyim. Bir saniye bunun dışına mı akmış? Anlamadım. Anladım anladım. Akmış birazcık dışına. Neresinden akmış ki? Acaba ters mi durdu? Neyse ben buna bakacağım birazdan. Bunu bir kere annem kullanmıştı ama birazcık azalmış gibi sanki. Neyse Morphos'un Barcelona isimli saç bakım yağı. Bunu da annem bir kere kullandı kıvırcık saçlı olmasına rağmen. Kokusu birazcık kötü. İçine şey olduğu için adını siz getirin. Çam tereventin gibi falan kokuyor. Ama saçları kıvırcık olmasına rağmen saç şekillendirici bir ürün kullanmadığı halde saçının buklelerini daha belirgin yaptı bu yağ. Öyle bir özelliği var onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar başka da bir ürünüm kalmadı. Benim videom bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmak isterseniz de aşağıdaki abone ol butonuna abone olabilirsiniz. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok memnun olurum. Böyle benim videom bu şekildeydi. Söyleyeceklerim bitti sanırım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.